الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün 22 Rabbi'l-Evvel 1437 miladi tarihi, şey hicri tarihine göre. 2 Aralık, 2 Ocak 2015 2016 2016 deminki fıkıh dersinde yanlış söyledi galiba. 22 Ocak 2016 miladi. 2 Ocak 2016 miladi tarihine göre. 22 Rabiülevvel 1437 Hicri tarihine göre. Hicri nedir, miladi nedir derseniz, miladi Hazreti İsa'nın doğumundan itibaren. Hicri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden itibaren olan tarih. Bir de Rumi tarih var. Rumi tarih de 1431 şu an. Yanlış olmazsa 1431. Rumi de Rum'un Fars'a galebe, savaşta galip geldiği tarihidir. Rumi bak, Rum'a mensup. Rum'un Elif la mim galebeti Rum'u buradan alınmadır. Oldu mu? Hicri tarih daima 600 sene şeyden öncedir, Rumi'den. Bugün Katrun Neda'nın şerhini, birinci dersini okuyoruz. Şerhul Katr'ın birinci dersine başlamadan önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Al Ezvaj Eshabları, bütün peygamberlerin ruhlarına, bütün Müslümanların ruhlarına, özellikle bütün din alimleri, musanniflerin ruhlarına üç ihlas, bir Fatiha-i Şerif okuyalım. Kendilerine hediye edelim. Kitabımıza başlayalım. Burada hudeli yok değil mi? Hı? İçeride var mı hudeli? Varsa. Al getir, hudeli varsa. Yeni baskı, bu eski baskıdır. İşte. Otur sen, otur.
Bunlar güzel. Altı kudarıyım mı bunlar? Çok güzel. Mukaddime tür müellif, müellifinin mukaddimesine, dibacesine başlıyoruz. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين تاج القراء تذكرة أبي عمر وسبيه والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله له في قبره. Oldu mu? Şimdi bu ibare musannefin değil. Gale demiş kim şef şef? Ne demiş bu şef? Elhamdülillah. Yani İbn-i Hişam'ın ibaresi nereden başlıyor Muhammed? Elhamdülillah'den başlıyor. Ha bunu tabeden talebesinin biri ne demiş? Müşkale şefu falan 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 kes demiş. Ne demiş? Demiş elhamdülillahi rafi'i derecati demiş. Oldu mu? Şimdi dibacı olduğu için biraz detaya girelim. Detaylı bir açıklama ne edelim? Yapalım. Şimdi kâle şeyhum. Kâle şeyhum. Kâlenin esli nedir? Kavveledir. Kâlenin esli nedir? Kavveledir. Ve mutharik makab bin mefsu ilfa kalb oldu ne oldu? Kale oldu. Anlıyorsun Muhammed? Evet. Muhammed Varan sen de bildin mi? Kale kavvele. Ve mutharik makab bin mefsu ilfa kalb oldu ne oldu? Kale. Kale oldu. Peki biri derse sen ne biliyorsun? Kale'dir. Kale nesi kavvele? Biz diyoruz bakın mudarisi yakulu gelir. Ne gelir? Eğer kavvile olmuş olsaydı mudarisi yakalu gelirdi. Bak hafe, havife değil mi? Mudarisi ne geliyor? Yakafu. Kale eğer asli kavvile olmuş olsaydı mudarisi yakalu gelirdi. Halbuki mudarisi ne geliyor? Yakulu. Öyleyse kavvile değil asli. Biri derse tamam asli kavvile değil belki nedir? Kavvuledir. Nedir? Kavuledir. Biz diyoruz eğer asli kavule olsaydı, bakın Muhammed ben dinleyin. Lazım, hasune babı lazımı değil mi? Eğer kalenin asli kavule olsaydı lazımı olurdu. Ne olurdu? Lazım. Halbuki kale mutalidir. Öyle değil mi? Bir. Bir de bunun ismul faali ne gelir? Kailun gelir. Eğer kavule olsaydı faalun gelir. Ne gelirdi? Fa'lun ya fa'ilun gelirdi. Bak şimdi kâlen ismul fa'li nedir? Kâilun, fa'ilun. Eğer kavle olsaydı ya fa'lun gelirdi ya fa'ilun gelirdi. Öyle değil mi? Anlatamadın mı? Yok tamam. Yani kavle olsaydı ismul fa'li ya fa'lun gelmedi isfet müşebbehe ya fa'ilun gelmedi. Yani, halbuki bununki ne geliyor? Kailun gelir. Bu da gösteriyor ki ne değil? Fa'ule, kavule değil. İkinci bir konu. Bunun meseri de kale yakulu kavlen gelir. Eğer kavule olsaydı ya fu'uletun gelirdi ya fa'aletun gelirdi. Oldu mu olmadı? Muhammed anladınız. Peki ben size sorayım siz cevap verin. Kalın esin nedir? Kavule. Delil ne ettik? Kale oldu. Bu sakin markalı. Fethali elfe kaybettik. Kale oldu. Öyle değil mi? Peki biri derse belki kavile derse ne dersin Muhammed? O zaman ya kalu. Mudarisi ya kalu gelmeli. Evet. Halbuki bununki ya kulu gelir. Peki biri derse belki kavuledir. Biz diyoruz eğer kavule olsaydı lazımı gelmeliydi. Halbuki bu mutadi. Bunun sıfat müşebbesi fa'lun veya fa'ilun gelmedi, halbuki bu fa'ilun gelir. Bunun mesleği fu'uletun, fa'aletun gelmeliydi, halbuki bunun mesleği ne geliyor? Kavlen geliyor. Peki biri derse, belki bunun mesleği kavledir.
nedir? Kavle. Kavledir. Biz diyoruz madiye sülase mücerredin aynül fiili sakin yok. Ne yok Muhammed? Madiye sülase mücerredin aynül fiili sakin yok. Nesere, derebe, alime, hasune. Hiçbir fiili aynül fiili ne değil? Sakin. Madiye sülase mücerredin sakin değil. Niye? Şimdi derebtu, ta gelin demir merfe mutasıl fiile yapışınca makabli lamul fiil sakin oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Eğer aynı da sakin olmuş olsaydı ilkaz sakine aynı lam arasına gelirdi. Onun için hiçbir sülase mücerreden aynul fiili ne değildir? Sakin değildir. Olur mu olmadı? Biri derse belki ikale esir olsun elifi. Bir şeyden ne olmasın? Bildin mi Muhammed? Elif asli olsun. Vav'dan hani biz diyoruz asli kavvel eder. Elif asli olsun bir şeyden munkalı olmaz. Şimdi elif asli ya harfte gelir ya şibhe harfte gelir. İbkale harf midir? Yok. Şibhe harf midir? Yok. Elif asli gelmez. Biri derse belki asli kayyeledir. Nelidir? Yardır. Öyle değil mi? Biz diyoruz asli olsa bak. Kale, yakulu meseline gelir, kavlen. Eğer ya olsa di meselide ya gelirdi, vav, gelmez. Oldu mu olmadı? Anladınız mı? Bak, kale ile ilgili bu bilgiyi unutmayın. Asli kavveledir. Niye kavvule değil, niye kavvile değil? Bir. Niye elif asli? Değil. Niye yadan munkalib? Değil. Bunlar hepsinin illetini bilen. Peki, kâle şeyhum. Şeyh ne demek? Lugaten şeyh yaşlı olan kişiye denir. Lugaten ne demek? Yaşlı olan kişiye denir. Ama şeyh istilahen fadilet sahibi olan, ilim, irfan sahibi olana ne denilir? Şeyh denir. Velev ku yaş itibariyle çocuğu da olsun. Ne olsun? Çocuk. Yaş itibariyle ne olsun? Çocuk. Çocuk olsa dahi. Oldu mu? Evet. Peki lügaten manası yaşlı olana denilir. İstilahen fadıl sahibi olan kişiye denilir. Niye? Biz diyoruz yaşlı kişiye hürmet gösterildiği gibi fazilet sahibi olan kişilere de hürmet gösteriliyor. Onun için şeyhi mecazen fadilet sahibi olan kişiye ne ediyorlar? Kullanıyorlar. Oldu mu olmadı? Tamam. Kale şeyhu el imamu. O şeyh ki nedir? İmam. Şimdi imam ismul mesterdir. İsmul mesler bir mesler manasına olmalı. Bu ne manasındadır imam? İhtida manasındadır. İhtida da muhteda bihi ismul meful manasındadır. Dolayısıyla imamın manası ne oldu? Muhteda bihi oldu. İmam ismul mesterdir, muhteda bihi manasındadır. O ki nah ilminde muhteda bihidir. Herkes ona ne ediyor? İhtida ediyor. El alimu, alim o ki ne sahibidir? İlim sahibidir. İlmi az çok bilmiyor. Alim kelimesinden ne anlaşılıyor? İlim sahibi demek. Ama el allametu o ki kesirul ilimdir. İlmi nedir? Çok. İlmi çoktur, ilmi fazladır. Peki allametum derrab mübarek sayıları kaçtır Muhammed? Bak derrubun, midrabun, alimun, hazirun. Derrabun, midrabun, alimun, hazirun. Yok. Derrabun, derrubun, midrabun, alimun, hazirun. Beş tane. Bak derrabun, allamun. Allamun sıgası mübalağa içindir. Ta tekidül mübalağa içindir. Mübalağanın yani sıgadan anlaşılan mübalağanın tekidi içindir. Oldu mu? Yahut da deriz ki
Allâmetun sıge ile ta. Biri ulûm-i naklinin mübalağası içindir. Biri de ulûm-i aklinin mübalağası içindir. Hani ilimler, akli var, nakli var. Akli insan aklına dayanarak ürettiği ilimler. Nakli başkalarından, hadis, ayet, diğer alimlerden alıntı yaparak naklettiği ilimler. Ha, demek bu musannif hem nakli ilimlerde hem akli ilimlerde ne? Alimdir. İlmi fazladır. Oldu mu Muhammed? Ya tan içindir, hele söyleyin. Tehkid mübalağın için. Mübalağın tehkidi için. Yahut da allame ile ta ile sıga biri nakli ilimlerin mübalağası için, biri akli ilimlerin mübalağası için. Hangisi akli oluyor? Fark etmiyor. Biri ona, biri ona. Yeter ki tekrar olmaz. Peki allametin manası nedir? Çok çok alim. Allah'a allametin kullanılır mı? Kullanılmaz. Halbuki Allah'ın ilmi çok mübalağalidir. Ama niye kullanılmaz? Şimdi tanın vezi tenis içindir. Mübalağa için olsa da tenis kokusundan hali değil. Allah-u Zülcelal da tenisten beri olduğu için ta ile birlikte olan allametun Allah'a kullanılmıyor. Velev ku manası Allah'a layık olsa dahi. Anladın mı Muhammed? Yani ta tenis kokusundan hali olmadığı için, tenis kokusu ta'dan geldiği için allametun Allah'a itlak edilmez. Oldu mu? Cemalul mutasaddirin. Mutasaddirlerin cemalidir. Şimdi mutasaddir demek ileri gelen alimler demektir. Mutasaddirin, mutasaddirun cemidir. Mutekessirin gibi, tekessire babının ismül faali, ileri gelen, hani önde olan insanların cemalidir. Tabi burada edatü teşbih mahzuf. Yani ke cemalil mutasaddirin, kel cemalil mutasaddirin. İleri gelen alimlerin, musannifler için bir cemaldir, bir zinettir. Bildin Muhammed? Cemal mutasaddirindeki lam, cemal sıkası üzerine edatü teşbih hasbe gitmiş. Yani kel cemalil mutasaddirin. Mutasaddir, ileri gelenlerin, ileri gelen alimlerin, musannifler için bir cemal gibidir, bir zinet gibidir. Onların bir süsüdür. Ve tacul kurra'i. Demek ki cemal mutasaddini ileri gelen alimlerin cemalidir deyince, ha ileri gelen alimlerin başında gelen biridir. Ve tacul kurra'i. Kur'an'ın tacidir. Ha, Kur'an'ın kuralları var yani, 7-10 meşhur kurallar var. Öyle değil mi? Kur'an'da ileri olanların neyidir? Tacidir. Taç da zinet manasındadır. Taç, Araplarda imamet var. Fars, Acemlerde de taç var. Böyle altın maltın süslendiriyorlar. Sultanlar, saratinlerin kafasına ne ediyorlar? Koyuyorlar. Oldu mu? Ha, tekrar olmaması için cemal mutasaddirin tacul kurra. Cemal ile taç aynı. Çünkü taçın zikrinden gaye zinettir. Taca zinet nedir? Lazımdır. Burada zikrül merzum taç. İradetü lazım nedir Muhammed? Zinettir. Kur'anların zinetidir. Mutasaddirlerin cemalidir. Tabi burada mutasaddir artık kura olmayan alim, ileri gelen alimler. Ve tacul kura, kura. Hem Kur'an'da ileri olanların içindedir ve onların başında geliyor. Hem diğer ilimlerde mutasaddir olanların cemalidir. Şey var, mecaz var değil mi? Lazım, merzum. Tabi burada hani cemaldan da murat, tacdan da murat, zinet alıyoruz. Mutasaddirlerin zinetidir, kuralların süsüdür. Tezkiretu Ebi Amr ve Sibevehi vel Ferra. Bak, dikkat edin Muhammedler, Aliler, Ebi Amr
Sibeyvehi Ferra. Nah ilminde ileri gelenler, en eski alimler, en müştehit alimler bunlar. Anlıyorsun değil mi? Evet. Bakın İbn-i Şam vefatı kaçtı? İbn-i Şam'ın vefatı 761. 700 ne? 61. Şimdi diyor bu Ebi Amr'i hatırlatıyor. Sibevi'yi hatırlatıyor, Ferra'yı hatırlatıyor. Ne demek? Yani bunlar nahvden müştehid, mütebahhir alimlerdirler, eski alimler. Onu gören onları hatırlar. Yani onlar gibi bu da büyük alim. Hani diyor ya, ben frankesi görünce frankes aklıma gelir. Anladınız ne demek? Ha şimdi bir bakalım. Tezkiret. Anlıyorsun değil mi? Ya tezkiret ne sıgadır? Zekkere yüzekkiru tezkiret. Aslında ferrahe babı eğer lam-ı fiil-i sahihse ferrahe yüferrihu meseline gelir? Tefrih. Güzel. Ya var değil mi meseli? Eğer muhtel ise salla yusalli tesliyeten. Bak ta geldi. Ya var mı? Yok. Tesliyeten ya var. O ya lam-ı fiil-dir. Meser yası yok. Ferrahe babının eğer fiil sahihse mesleri yali gelir. Eğer fiil muhaterullamsa mesleri ne gelir? Tali gelir. Şimdi salla, meslerini getirin bana. Tesliyeten. Ferrahın meslerini getirin. Tefriyen. Yalnız bazen sahih de muhter gibi tali gelir. Bak, zekkere yüzekiru tezkiren gelmeliydi. Ama burada ne gelmiş? Tezkiren. Bak ya var mı? Yok. Tam? Var. Pek mesel olduğunu öğrendik. Ya o nasıl onların tezkiresi olur? Ha mübalağa için. Şimdi Zeydun Adlun, Zeyd Adl olur mu? Çok adildir, çok adildir, sanki adını kendisi olmuş. Bu da çok onlara hatırlatıcıdır, onun hatırlatıcısıdır, o kadar hatırlatıcısıdır, sanki hatırlatmanın neyi olmuş? Kendisi olmuş. Oğlum olmadı. Yahut da deriz ki tezkiretun İsm-i faal manasındadır. Yani müzekkiru ebi amri. Mesel mana ismun faaldir. Yahut da deriz ki mudaf mukadderdir. Zü tezkireti ebi amri. Zü tezkireti ebi amri. Ebi amrının hatırlatmasının sahibidir. Oldu. Zü'yü takdir edersek mecazul hasr var. Tezkiret mana müzekkirdir dersek mecazel lugavi var. Bir kelime mesel kendi manasından çıkmış, ism-i faal manasına kullanılmış. Oğlum, tezkiretun mesel kendi manasındadır dersek mecaze akli var. Nisbetu emrin ila gayri muhakkan yunsabe ileyhi. Tezkiret ona isnat edilmiş, halbuki tezkire ona değil, onun sıfatına. Onun sıfeti tezkiredir, onun hali tezkiredir. Bildiniz mi? Ya mecazul lugavi, ya mecazul hazf, ya mecazul akli var. Bildin mi Muhammed? Mesel kendi manasına kalırsa mecaze aklidir. Müzekir manasında olursa mecaze lugavidir. Zü tezkireti mudaf sahte edersek mecazul ne olur? Hazf olur. Oldu mu olmadı? Şimdi Ebu Amr birkaç tane var. Nahde Ebu Amr mutlak zikredildiği zaman İbnül Alâ'i olan Ebu Amr'dır. Kim? İbnül Alâ olan Ebu Amr'dır. Oldu. Bunun vefatı kaç biliyorsun? 159. Bak biraz önce İbn-i Şam'ınki kaç dedik? 761. 61 değil mi? Bizim şerhte benim şahitlisini 154 olarak atmış Mates seni. Yok, ben hatırladığım kadarıyla belki değişikliği olabilir. İhtilaf da olabilir. 159 Ebu Amr'ın vefatı. Ama İbn Hişam'ın ki 761'di. Benimkinin ihtilafa göre bazılarında 59, bazılarında 54. Olabilir, ihtilaf olabilir. Yani kimisi diyor 159,
kimisi diyor 154 vefat ediyor. Peki İbn-i Hişam'ınki 761. Bak ne kadar arada zaman var. Bu onu ne ediyor? Hatırlatıyor. Oldu mu? Zaten diyor yolculuktayken Şam seferinde vefat etmiş. O da bir tepe üzerine defnetmiş. Tezkiyetü Ebi Amr. Ebi Amr mıdır, Ebi Ömer midir? Ne biliyoruz? Güzel. Şimdi Amr, Ömer. Fark olsun diye Amr olduğu zaman vav var. Ömer olduğu zaman vav yok. Ama ref'e cerrah haletinde. Nesbe haletinde Amr'de vav yazılmaz. Niye? Çünkü Amr Musarrafa ra'eytu amren. Orada elif yazılır. Temin. Amren. Ömer olsa ra'eytu Ömer'e. Hani gayri musarraf olduğu için temin de yok. Elif de ne olmaz? Yazılmaz. Ha bak nesbe haletinde amren ile Ömer'e arasında zaten fark var. Vav getirmeye gerek yok. Sade ref'e cerre haletinde Amr'de vav var. Ömer'de vav yok. Biri derse tersini yapsaydı. Ömer'de vav olsaydı, Amr'de olmasaydı. Şimdi Amr daha hafif, ortası sakin. Onun için orada vav getirmişler. Ömer, Amr'a nispeten biraz daha ağır. Orada vav ne etmemişler? Getirmemişler. Pek biri derse, vav değil de ya getirseydi fark için. Şimdi ya olsaydı bir yerde Amr, bakırız ya var. Acaba bu fark için olan ya, yahut da müdafiili olan ya, Amri. Ne gibi? Amri. Yani yay mütkelime mudaf olan Amri ile iltibası oluyordu. Onun için ne gelmiyor? Ya gelmiyor. Ya da gelmiyor. Bir de Sibeyvihi'nin neyidir? Hatırlatıcısıdır dedik. Sibeyvihi nahv ilminde imamdır. Künyesi Ebu Beşir'dir, Beşer'dir. İsmi Amr'dır. Anlıyorsun değil mi? İsmi nedir? Sibeyvihi. Veyhi Seyb. Veyh koku demek, seyb elma demek. Farsçada mudaf mudafili ters oluyor. Anlıyorsun musun Muhammed? Evet. Mesela raihatü tufah. Raihat öne geçer, tufah idaf oluyor. Farsçada sibvey. Sibvey. Bak. Vey mudaf. Arapçada öndeyken sona gitti. Ne demek? Elma kokusu demekti. Oldu mu olmadı? Olsun. Peki niye sibvey lakabı almış? Diyor çünkü annesi küçükken onu ne ediyordu? Sallıyordu. Sibeveyh, Sibeveyh diye söylüyordu ona. Kimisi diyor elmaya benzediği için tipi yüzü yuvarlaktı, güzeldi, kırmızıydı. Elmaya benzediği için o lakabı ne etmiş? Almış. Oldu. Tabi Sibeveyh de Şirazlidir. Şiraz'da vefat etmiş. O da 180 Hicri 180'den ne etmiş? Vefat etmiş. Bu kadar meşhur Sibeveyhi 32 yaşında vefat etmiş. Kimisi diyor 40 küsur yaşında vefat etmiş. Öyle biliyorsun değil mi? Tabii kimisi diyor Şiraz'da vefat etmiş, kimisi diyor Beyda denilen bir yerde vefat etmiş, kimisi diyor İran'daki Besre'de vefat etmiş. Oğlum olmadı. O da Hicri 161. 161'de ne etmiş? Vefat etmiş. Şerh desene, Matebi Şirazi demişsin. Muhtilaf oluyor. Şiraz diyen var, Beyda diyen var, Besre diyen var ama bunlar hepsi o bölgede. Besre, İran'ın kimi? İran'ın bir şehri. Irak'ın şehri şu an. Besre, Irak'ın şehri. İran'da buldu. Eskiden zaten onu hep Fars'ın elindeydi. Sonra bu devletler arasında toprak paylaşınca Irak'ta kaldı. Oldu mu? Sen bu şerhte 64 demiş de vefat senem. Yani 164. Öyle mi diyor? Yok sen 64 diyorsun. Yok. 64 değil. 161'de vefat etmiş. Ha. Oldu mu? Yani yaşı 32 yaşına vefat ettiği kuvvetli görüş odur.
o kadar meşhur, bu kadar kitapları olan bir alim 32 yaşındaymış. Bir de Ferra, Ebu Zekeriya'dır, ismi Yahya'dır. O da Mekke yolunda vefat etmiş. O da 207'de vefat etmiş. Yalnız 67 yaşında vefat etmiş. Kimisi diyor 67 yaşında, kimisi diyor 63 yaşında vefat etmiş. Oldu mu? Şimdi dikkat edin, kafelere bakın. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تسكية أبي عمرو والسبيوهي والفراء قافلري gördünüz mü? Muhammed sen de bildin mi? Ha şimdi Ferra ile Kura arasında belagat ilmine göre bu muhtesel ilmine göre ne var? Buna cinasul musahhaf muharref vardır. Cinasul ne? Musahhaf muharref vardır. Şimdi musahhaf noktaları bak, biri kurra, biri ferra. Biri iki nokta, biri bir nokta. Buna cinasul musahhaf denirler. Muhammed anladın mı? Bir de cinasul muharref var. Cinasul muharref de harekelleri. Bak kurra, ferra. Biri kaf deme, biri deme, biri fetha. Anlamadınız. Tamam. Sen? Ha. Yani cinasul muharref, cinasul mustahaf. Mustahaf iki kelime aynıdır, nokta farklı. Tamam, biri iki nokta, biri bir nokta. Cinasul muharref İki harfin hareketleri farklı. Bak biri demme, biri feda. Muhammed Baran anlamadınız. Tamam, mesela. Neyse. Kâle şeyhul imamul alimul alametu cemalul mutasaddirin ve tacul kurra tezkiretu ebi amr ve sibeyvehi vel ferra. O şeyh kimdir? Künyesi Ebu Muhammed'dir. Künyesi Ebu Muhammed. Abdullah ismidir. Bunu Yusuf'e, bak Yusuf'e alemiyet hücmetten dolayı gayr-i musarıftır. Ceresi fethiyle gelmiş. Bini Abdillah, Bini Hişam, El-Ensariyyu. Sen biz orada Bini Ahmet ekledik de sen orada dediler eksik de sen. Doğru. Ben de hatırladım kadarıyla. Bini Yusuf, Bini Ahmet, Bini Abdillah, Bini Hişam, El-Ensariyyu. El-Ensariyyu okuruz. Şeyh'in sıfatını yaparız. Neyin sıfatını yaparız? Şeyh'in sıfatını yaparız. Yahut da Ebu Muhammed'in sıfatını yaparız. El-Ensari'yi okuruz. Hişam'ın sıfatını yaparız. Anlaşılıyor mu Muhammed? El-Ensari'yi okuruz. Hişam'ın sıfatını yaparız. El-Ensari'yi okuruz. Ebu Muhammed Abdullah'ın sıfatını yaparız. Fark etmez. Hişam Ensari ise o da Ensari, o Ensari ise Hişam da Ensari. Hangisi daha iyi? Şimdi gaye, Hişam'ı tanımak mı, Musannif'i tanımak mı? O zaman Ebu Muhammed Abdullah'ın sıfatını yapmak mani itibariyle daha iyi. Ama ders itibariyle Hişam'a sıfat olması daha iyi, yakın ya. Ensari, Ensariler iki kabiledi. Hazrec vardı, Evs vardı. Bu Hazreç kabilesindendir. Medine'de iki kabile sürekli aralarında savaşlar oluyordu. İslamiyet onların neyti? Birleştirdi. Sen tekrar kabile ismini söylesene. Hazre. El-Hazreciyyu. Harçlere bakın, belki de bulursun. El-Hazreciyyu. Hatta niye Ensari'yi getirmiş bazı haşirlerde? Bakın görürsün. Hani Abdülmelik bin Hişam var. İbn Hişam deyince bu Mervan bin Hakem'in oğlu Abdülmelik var ya, Emevilerin halifelerinden biri, dört tane oğlu halife oldu. Mervan bin Hakem'in oğlu. Ha, İbn Hişam deyince o akla gelebilir. Çünkü
İbn-i Hişam kaç kişi vardı der. Hele la Abdülmelik bin Hişam meşhur. O akla gelir. El Ensari deyince o çıktı. Çünkü Abdülmelik Ensari değildi. Onlar Mekkeli değiller. Fesahallahu fi kabrihi. Fesahallahu lehu kabrihi. Lehu fe yok değil mi? Fi kabrihi. Şimdi fesahallahu lehu fi kabrihi. Fi yok bize fesahallahu. Silinmişler mi? Yok hiç yok. Bak daha iyi. Fesahallahu Allah genişlik yapsın. Lehu onun için neyi genişletsin? Kabrehu. Bu şekil daha iyi. Fesahallahu lehu kabrehu. Yahu da fesahallahu Allah genişlik yapsın. Lehu onun için fi kabrihi. Onun kabrinde ona genişlik yapsın. Kimden lehu yok senin? Sadece fi kabrihi. O yanlıştır. Oldu. Ha mukadder de diyebiliriz. Yoksa takdir etmesek anlıyorsun değil mi? Ne etmesek, takdir de etmesek, orada yazmazsak da olmaz. Ama Muhammed'inki hepinizinkinden daha iyi. Fesahallahu lehu kabrehu. Allah onun için kabrini ne yapsın? Geniş versin. Ferran'ın vefatı kaç? Ferran'ın vefatı 207 mi dedik? Mesela. Doğru. Peki. Kale şeyhu falan falan falan. Ne demiş o şeyh? Elhamdülillahi rafi'i derecati limenin hafada li celalihi. Ve fatihi berekati limenin tesbe li şükri iftalihi. Ve salatu ve selamu ala men meddet aleyhi fesahatu rivaqaha. Ve şeddet bihil belagatu nitaqaha. Şimdi isterse hamdi okuyalım, salatta duralım. Olmaz mı? Bakın. Hamd alanında 5 şey lazım. Burada hamd-i-lugavi var, hamd-i-islahi var, şükre-lugavi var, şükre-islahi var, medh-i-lugavi-islahi var, aradaki fark nedir, münasebatlar nedir? Biz onlara hiç girmeyelim. Ona girersek uzun olur. Başka kitaplarda ona değinmişiz zaten. Hamd alanında 5 şey. Hamid. Ben Allah-u Zülcelal'e hamd ediyorum. Ben hamidim. Hamd'in erkanları 5, biri hamd. Hamd olmadan hamd yapılabilir mi? Yapılamaz. Mahmud, Allahu Zülcelal'dir. Mahmud da olmadan hamd olmaz. Hamd, Mahmud. Hamd benim. Mahmud kimdir? Allahu Zülcelal'dir. Bir de Mahmudu aleyhi. Nedir? Mahmudu aleyhi. Şimdi Allah'a hamd yapıyoruz. Bir şey üzerine Allah'a hamd ediyoruz. Allah bize nimet vermiş, mal vermiş, para vermiş, mülk vermiş, sıhhat vermiş. Bunun üzerine Allah'a hamd ediyoruz. O da Mahmudu aleyhidir. Sen o da Mahmudu aleyhi musannif mi oluyorsun? Yok. Musannif hamiddir. Hangi konuda hamd ettiğim şey mi? Yani kimsin? Hani neyle övüyorsun? Evet, hamd ettiğim şey. Neyin üzerine ona övdüğü yapıyorsun? Mahmud aleyhi odur. Oldu mu? Bir de Mahmudu bihi var. Mahmudun bihi. Allah'ı neyle övüyoruz? Hangi elfazlarla övüyoruz? Oldu mu? Bir de hamd var. Hani övmek, ümmestev, hades. Hele say Muhammed varan. Hamid, Mahmud, Mahmud aleyhi, Mahmud bihi, hamd. Hamd. Ama bazı yerlerde Mahmudu aleyhi, Mahmudu bihi aynı oluyor. Yani fark itibari olur. Aleyhi ve bihi mi? He. Bazı yerlerde ham ne olur? Ham, şey Mahmudu aleyhi, Mahmudu bihi zat aynı olur. İtibarları ne olur? Fark olur. Elhamdülillahi. Ham ne olsun? Allah'a olsun. O Allah ki rafi'i derecati. Derecelerin rafi'i. İsmi fal mefla ne olmuş? İdaf olmuş. Hamd Allah'a olsun ki o Allah ki rafi'i derecati. Dereceleri ne ediyor? Yükseltiyor. Mu'li derecati. Dereceleri yükseltiyor. Derecat, derecetunun cem'idir. Menzil demek. Elhamdülillahi rafi'il derecati. Menzilleri
yükselten Allah'a hamdolsun. Söyle Muhammed, elhamdülillahi hamd Allah'a olsun diye. O Allah ki rafi'i derecati, menzilleri, makamları ne diyor? Yüceltiyor. Rafa derecate idafesi, ismul fa'al mef'ule idafesidir. Şeyh'te muallî derecati. He? O da aynı muallim. Ey muallim derecati öyle mi? Muallim yapmış. Muallim derecati. Şeyden var. Evet. Ya da var sonunda. Ya var ama muallî olması lazım. Hareke öyle yapmış. Muallim yapmış. Lamın üzerine şeyden mi konmuş? Evet. Siz mi koydunuz önceden mi var? Var. Önceden var. Şerhte. Bildiğim kadarıyla muallim derecati olmaz. A'ladan gelme. Oldu mu? Oldu senin. Allah yu'alli gelir bilme. Oldu mu? Bir lügate bakın. Mu'li olması lazım. Pek dereceleri yükseltiyor, yüceltiyor. Kimin için? Limen. O kimse için dereceleri yüceltiyor, yükseltiyor ki inhafede eğilmiş o men li celali Allahu zülcelal'ın celali için. Yani kim Allahu Zülcelal demek azamet demek. Kim Allahu Zülcelal'ın azameti için tevazu ederse, boyun eğerse Allahu Zülcelal onun derecesi ne ediyor? Yüceltiyor. Celal ne demek? Azamet demek. İnhafede ne demek? Tevada demek. Sanki demiş elhamdülillahi mu'li derecati limen tevada li azameti. Allah-u Zülcelal'ın azameti için kim tevadu etmiş ise, boyun eğmiş ise, Yüce Allah onların derecelerini yükseltiyor. Ha o Allah ki, kendi azameti için tevazu yapanların derecesini yükseltiyor, o Allah'a hamdü senalar olsun. Muhammed oldun mu? Ve fatihil berekati, orada mudaf mukadder. Ve fatihi ebvabil berekati. Ebvab orada mudaftır, mahzuftur. Hamd o Allah'a olsun ki berekatların, bereketlerin kapılarını ne ediyor? Açıyor. Kime açıyor? Limen o kimse için açıyor ki intesebe o kişi dikilmiş. İntesebe ne demek? Dikildi demek ya, ayağa kalkmış, işe girişmiş. Öyle değil mi? Mesela diyor, intesebe zeydun li falan amel. Ne demek? Yani ayağa kalkmış, başlamış. Burada da Allah-u Zülcelal berekat kapılarını açıyor. Limen o kimse için ki intesebe ne etmiş? Dikilmiş. O kişi yani gaye ayağa kalkmış, başlamış li şükri iftalihi. Allah-u Zülcelal'ın ifdalının, ifdal demek ihsan. Allah-u Zülcelal'ın ihsanının şükrü için dikilmiş kişiye bereketlerin kapısını açan Allah'a hamdü senalar olsun. Sen pek biz burada devam etmiş anlamı alsak daha iyi. Zaten murad odur. Yani diyor şükür için dikilmiş. Yani sürekli şükür yapıyor. Anlamı o. Buradaki intisap yani istimrardan yani gücü yettiği kadarıyla devam ediyor. O anlamdadır. Ondan mecazdır. İntesibe mana dikilmiş. Murat, gücü yettiği kadarıyla şükür etmeye devam eden kişi demektir. Oldu mu? Şimdi burada birkaç noktaya dikkat edelim. Birinci nokta, li şükri iftalihi. Bak, iftar. İhsan demedi. Yok. İftar dedi. Anlıyorsun değil mi? Niye burada ihsan dedi, iftar dedi? Ha şimdi Ehl-i Sünnet cemaate göre insan ne kadar ibadet de yaparsa Allah-u Zülcelal'ın vermiş olduğu nimetler onun fadlidir. Onun bir mecburiyeti yoktur. Hani bazı mutezileler diyorlar iyi amelin karşılığı nedir? Allah-u Zülcelal vacibdir versin. Bir abd ibadet yaptığı zaman onun karşılığı Allah'a vacip de neysin? Versin. Bu getirdi ki li şükri iftalihi.
Demek Allah-u Zülcelal'ın ifdali ihsani, bak iftal demiş. Ne yaparsa onun iftalidir, onun ihsanidir. Mecburiyet yoktur. İftal kelimesinden bak, bak iftal demek fedr demek. Yani fedr demek bir kişi mecbur olmadığı halde bir şeyin etmesi, verilmesi demektir. Öyle değil mi? Ha demek ki Allah-u Zülcelal üzerine hiçbir şey vacip değil. Ne verirse onun fadridir, onun iftalidir. İftal kelimesiyle ona işaret edin. Bir. İkinci bir husus. Rafi derecati fatil berekati Allah'ın ne olmuş? Sifet olmuş. Niye? Çünkü burada rafi derecata idafesi manevidir, lefsi değildir. Fatih'in idafesi berekata nedir Muhammed? Manevidir, idafe lefsi değil. İdafe lefsi biliyorsun mudaf-ı ileyden tarifini etmiyor, kesbetmiyor. İdafe ne? Söyle Muhammed. İdafe lefsi mudaf-ı ileyden tarifini etmiyor, kesbetmiyor. İdafe lefsi nedir? Bir müştak mamuluna idafe olmasıdır. Bir müştak mamuluna idafe olması. E burada rafe müştaktır, mamuluna idafe olmamış. Derecat onun mamulü değil. Fatih'il berekat, berekat Fatih'in mamulü değil. Niye mamulü değil? Çünkü müştakın amel yapması için ya hal manasına olur, ya istikbal manasına olur. Burada rafi derecat istimrar içinde, sürekli dereceler kaldırıyor. Fatih'il berekat istimrar için. E burada ismul faal, buradaki müştak istimrar için olunca, hal istikbal manasında olmayınca amel yapmaz. Amel yapmayınca mamuluna idafe olmuş olmuyor. Mamuluna idafe olmayınca idafe lefsi değil, idafe manevi olur. İdafe manevi zaten mudaf-ı ileyhisinden tarifini ediyor, kesrep ediyor. Dolayısıyla burada rafın derecata idafesi manevidir. Fatih'in berekata idafesi manevidir. İdafe manevi olunca mudaf-ı ileyhisinden tarifi kesbetmiş. Dolayısıyla rafe Fatih marife olmuş. Marife olan Allah'a sıfet olmuşlar. Kesbetmiş. Almış yani, kazanmış. Anlıyorsun? Şimdi şöyle, hani terkip kitabına da geçiyor. İdafe manevi, mudaf-ı ilehi marife olunca tarif alıyor. Mudaf-ı ilehi olunca mudaf, mudaf-ı ilehinden taksis alıyor. İdafe manevi. İdafe nefsi, mudaf-ı ilehinden ne tarif alıyor, ne taksis alıyor. Sade ne yapıyor? Sade tekfif, tenül hasbeydir, nül hasbeydir. Buradaki idafe lefsi değildir. Lefsi olsaydı tarif almaz. Manevi olduğu için mudaf, mudafilerin tarif almış. Birileri niye manevidir? Bak mudaf muştaktır. Biz diyoruz doğru mudaf muştaktır. Ama mamule idafe olmamış. Mamule idafe olmayınca idafe lefsi olmuyor. Niye mamule idafe olmamış? Amel yapmamış ki mamule olsun. Niye amel yapmamış? Çünkü burada hal istikbal manasına değil. Amel yapması için hal istikbal manasına olması lazım. Burada istimrar için, madi için, istimrar içindir. Yani madi ve istimrari, yani ezelden ebede kadar Allah-u Zülcelal rafi'ül derecattir, fatih'ül berekattir. İstersen uzun olduysa burada duralım. Oldu. Dibacı biraz uzun sürüyor, geri kalan kolay olur. Kolay olur. Dursun mu orada? Ha? Tamam, dursun. Nefakumullahu nef'an mubinna.